Ekonomiyle ilgili gidişatı soruyorum. Gerçi emeklerle ilgili soruyorum ama muhtemelen yakınınız vardır emekli. Var mı yakınınız? Emekte mi? Emekli, emekli. Emekli hem ne olduğunu biliyorsun emekli. Evet, emekli. Baban emekli. Evet. Babam emekli de. Baban ne kadar alıyor maaş? Benim babam hem emekli maaş alıyor hem normalde çalışıyor zaten. Çalışıyor. Evet, çalışıyor. Normalde aslında emekli dediğin adam. Yatar dinlenir değil mi bunca zamanın hatırına? Bir dinlenmesi lazım evet. Ama sizin için çalışıyor. Öyle. Değil mi yani? Ben de çalışıyorum. Vurmadı benim babam ya. Vurmadı mı? Vallahi vurmadı. Ne olur. Ne kadar alacak tahminen yani en fazla 10 bin lira. Ya vurmaması daha iyi aslında. Değil mi? Evet. Ya benim tanıdığım emekliler gidip kırışında çalışıyor torunları için. Çalışıyorlar. Evet çalışıyorlar. Şimdi muhalefet parlamentoda bir önerge verdi. Dedi ki ya bu emeklerin durumu bu aldıkları maaşlar biraz düzeltirsin işte ona benzer bir şey. Fakat MHP ve AK Parti oylarıyla reddedildi. Fakat ilginç bir ayrıntı var. Saadet Partisi'nin sözcüsü, grup başkan vekili Bülent Kaya, değil mi? Bülent Kaya dedi ki vekillere seslenerek, sizin vicdanınıza sesleniyorum, ona göre tercih yapın oy kullanın. Ama hepsi reddetti, kabul etmediler hani. Evet, o da vicdanlarına kalmış. Ülkenin kötü, yani. Vicdanları var mı? Yok, vicdan yok. Yok gibi. Vicdan ben olsaydım 18 yaşındayım abi, tarla işine gidiyorum üçümüz beraber. Okulumuz yok musun? Okulumuz mezun bitti. Olduk. Okulla beraber gidiyoruz. Evet lise mezunuyuz. Çalışıyorsunuz. Evet üniversiteye gittik onun için çalışıyoruz. İş beğenmiyor diyorlar. İş beğenmiyor mu? İş beğenmiyor. Diyorlar bak yani. İş beğenmiyor gençler. Ben iş kurdan bekliyorum. Bak telefonum da var. Telefonum olmasın mı? Öyle diyorlar. Ben bugün aldım. Para vermiyorlar. İş yerken değerliyorlar. Para vermiyorlar. Hakkını alamıyor musun? Alıyoruz da asgari ücret veriyorlar. Ustalara bile asgari ücret veriyorlar. Nankör olma ya. Ya tamam da millet 50-100 milyar alırken ben niye 15 milyar 20 milyar çalışıyorum? Ben Belçika'dan geldim. Az önce şu üçgen yerden çıktım. Yemin ederim oturacak yer aradım. Sence 15 niye? Dakika. Sence niye? Abi ne bileyim merkez açız diyor. Yemin ederim daha demin çıktım oturacak yer yok. Sen Belçika'da mı yaşıyorsun? Belçika'dan tamam. Yaşıyorum. Şimdi güzelim. Açlığı bana bir tanımlar mısın sen? Harçlığı mı? Açlık, açlık. Açlık nedir? Abi açlık demek hani sokakta yatarsın yemek bulamazsın. Ha, bu yani. Bak. Sen Belçika'da olduğun için, orada yaşadığın için anlayamayabilirsin. Türkiye'de her abi ben Türkiye'de de yaşadım. Ben Belçika'da 4 sene oldu. Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim sana. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yok, bak. Şey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir bak asgari ücretle çalışıyor abim. Tamam. Ay sonunu getirirken kara kara düşünüyor musun? Düşünmez olur mu? İşte bu açlıktır. Asgari ücrete ben bir şey demiyorum tamam, abi. Asgari ücret bana göre de düşüktür ama yemin ederim oturacak yer bulamadım niye, ya biliyor musun? Bursa'nın nüfusu ne kadar bilgin var mı? Ne kadar? 4,5 milyon. Tamam. Kemiksiz yani Suriyesiz. Tamam. Şimdi bu 4,5 milyonun yaklaşık 1 milyonunun hali vakti yerindedir. Tamam. Bu 1,5 milyonluk insanlar o kafeleri doldurur mu? Bu kafeleri doldurur. Tamam işte o zaman demek ki geriye kalan 3,5 milyon ya da 3 milyon insan garibansa bu herkesin durumu iyi olduğu anlamına gelmez. Niye abi herkes geziyor şimdi burada kaç ya, milyon insan geziyor. Var? Ama niye gezemeyelim ki? Neden gezemeyelim? Sen şimdi bugün bir yere çıktın. Evet. Hiçbir şey içip yemedin. İçmeyeyim mi? İyi iç işte demek ki durumun var ki içebiliyorsun. İyi de, ama herkes içebilir bunu evet. 30 gündür içteyiz bir gün bizim tatil hakkımız olmaz. Senin gelirin ne kadar Belçika'da bir soralım mı arkadaşlar? Ben söyleyeyim mi sana? Söyle şimdi ki. Benim abi evim diyelim ki kira. Tamam mı? 4 tane de çocuğum var abi benim diyelim abi. He. Ben nasıl geçineceğim abi? Onu söyler misin bana? Yok abi geçinemezsin. Abi Erdoğan en az 3 demişti değil mi? En az 3. He, bizde 4 tane çocuk var. Nasıl olacak bu iş? Hadi söylesin bakalım nasıl geçineceğiz? Abi ben asgari ücret 10 bin lira kira veririm. Hayır, 10 bin lira kira veriyorum bak, ben. Öyle bir söylüyorsun ki. Ya bak bu kızlar tarlaya okulu mezun olmuşlar. Tarlaya gidip çalışıyorlar. Bir cumartesi günü gezmesinler. Bak, çok abi, mu görüyorsun? Ben de Belçika'da okuyorum. Tamam. Ben de ama 1 yıldır para biriktiriyorum. Para var, imkan var. Ne kadar gelirin senin ortalama? Bak bir soralım mı gelir ne kadarmış? Ne ben kadar? Orada çocuk parası alıyorum 165 euro. 165 aylık. Euro. Ailen orada annem baban. Aynen. Ailenin gelir ne kadar ortalama? Ortalama babamın 2000 annemin 1500. 2000 1500 3000 3500 mü yapıyor? 4000 lira yapıyor. 4000 euro geliri var. Ortalama. Senin babanın ne kadar ortalama geliri? İnan bilmiyorum ya. Yani emekli maaşı zaten alıyor, emekli maaşı ne kadarsa onu alıyor. 12,5 alıyordur en fazla. Yani emekli maaşı çalıştığı olarak. Yerden ne kadar alıyor? Onu hiç bilmiyorum. Onu söylemiyor. Asgari oradan da bir 20 alsak diyelim. İşte 32 bin lira falan abi, alıyor. 4 kardeşiz şimdi biz. Tamam bak. Şunun şurasında. Tamam. Evet. 32 bin lira alıyor. 4000 küsür lira maaş, 4000 euro maaş alıyor. Tabii. Hı. Yani oradaki gelirle oradaki paranın alım gücüyle bizdeki aynı mı? Değil tabii ki. İşte buna bakmak lazım güzelim. Ama abi o kadar da söylendiği gibi yerlerde değilsiniz yani. Ya kuru ekmek yiyerek de aç kalmazsın. Saman da yersin aç kalmazsın. Abi bir gittim waffle yemeye oturacak yer yok. Bilmem ne bak, kadar az önce anlattım ben sana be. Az önce anlattım. Çocuk parası şeyle buradan askeri maaşıyla zaten geçinemezsin. Ben tamam, onu da desteklemiyorum. Ama çoğunluk bak Türkiye'deki nüfusun çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretle geçiniyor bu ülkede.
Ona ben bir şey demiyorum tamam, abi zaten. Tamam, onu anlatıyoruz bekleyin. Ben normal ekonominin ortalama bir işte çalışanını şey kastediyorum. Tamam işte bak örnek abi, var. Abi ben 12 saat, bak 12 saat çalışan bir insanım ben. Bu yana da. Oradan da alıyorsun? 22 bin lira para alıyorum. 12 saat çalışıyorum yani ama. Ücretin biraz üzerinde. Ha, 12 saat. Mi? Yok kira. Bak 22 lira para alıyorum. Ayrıca gidiyorum başka bir yerde çalışıyorum. Ekstradan yani parayı çoğaltmak için yani. Daha biraz daha rahat olsun diye. Okuyor, ama olmuyor. 3 tane okuyor abi. İşte bak görüyor musun? Mecbur. Bir tanesi kız. Okumuyor. E nasıl yapacağız abi? Mecbur çalışacağız ki ödeyeceğiz. Kirasını ödüyorum. Kirasını vermediğin zaman adam ikinci ay diyor. Hadi abicim çık git diyor evden. Çıkartıyor seni. Bursa ortalama bir Avrupa. Ya ufak bir Avrupa ülkesi kadar nüfusu. Az önce dedim 4,5 milyon artı bir de Suriyeliler var. Onları da saymıyoruz. Evet. Yani 4,5 bak tekrar söylüyorum. 4,5 milyon nüfusun içerisinde 1-1,5 milyonun durumu iyi olabilir. Tamam. Geriye kalan 2,5 milyon insan var. Durumu iyi olmayan. İşte bu ekonominin iyi olduğu anlamına gelmez. Ama Belçika'da öyle değil değil mi? Genel ortalamaya baktığında. Belçika'da abi biz de sürekli waffle falan yemiyoruz ki. Allah Allah. Onlar da yemiyor zaten waffle'lar. Tamam hayır yurt dışında göründüğü kadar. Ya en son ne zaman waffle yediniz ya? Ben yemedim. Ben de yemedim. Değil mi sen yedin mi? Yok oğlum. Ben de yemedim. Evde bir yengen yapıyor arada. Sen sor abi ya. Sorma. Sen en son ne zaman waffle yediniz? Hiçbir zaman. Hiç yemedim. Hiç yemiyor musunuz? Ya hayır. Bak kime soruyorsak yani. Tamam ben de yurt dışında yaşıyorum. Tamam, ben de güzel. Yemiyorum yani. Ya Allah Allah. Ye. Hani? Sen de ye. Ya abi yiyemiyorum ben de. Araban var mı senin? Araba yok var. Yok. Abi, ailenin ne? Arabası var mı? Var. Bafur ne? Bafur ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Mesele burada. Sen yer bulamıyorsun. Ne olduğunu bilmiyorum ki. Anlatsana bafur neymiş. Bak anlat. Abi çikolatalı ekmek gibi bir şey işte. Ne olduğunu bilmiyorum. Ya hamurlu bir şey böyle çikolata falan. Hiç görmediğim için bilmiyorum. Suriyeliler gitse anlaşacağız da gitmiyorlar işte. Suriyeliler doğru söylüyor. Gitseler bizim Türk insanlarımız kardeşim iş bulacaklar. Çünkü çoğu sigortalı diye çalışmıyorlar. İş bulamıyorlar. Kızlarımıza da söyledim. İş bulamıyorlar ya. İş vermiyor diyorlar. Hayır iş yok. İş oldu çalışmadılar mı? Bizim emekliler acından ölüyorlar. Ölmeye de devam edecekler daha bu kafayla. Erdoğan bile gidemiyoruz. Emekliyiz biz de. 8 senedir emekliyim. Yeni EYT'liler bizim aldığımız maaşları bile geçti yani. Muhalefet önerge veriyor. CHP veriyor. Evet. İşte Saadet destekliyor falan. Saadet'in sözcüsü Bülent Kaya konuşma yapıyor. Vicdanlarınıza sesleniyorum diyor vekillerin. Evet. Ve buna rağmen reddediliyor. Şimdi soruyorum ben. Bunların vicdanı nerede? Ya öyle olmuş olsa Türk halkı böyle olmuş olur mu? Ama bizim halkta da suç var. Birlik beraberlik yok. Herkes bir kafadan gidiyor. Ya ayırt edemiyor musun iyi kötüyü? Ne? Senin yanına diyebilirim 50 kilometre yanaştırıp da hiçbir zaman derdini dinleyemeyecek, senin derdine ortak olamayacak, seni anlayamayacak bir adam için dünyayı aşağı kaldırıyorsun. Neden? Niçin? Niçin ülkeni düşünmüyorsun? Vatanını, milletini, bayrağını, hayvanını? Onlar tam tersini diyor. Sizler düşünmüyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Ya ben hiçbir zaman AB Partisi demem. Ben Atatürkçüyüm ama öyle bir şey yok. Ya asgari ücret tabii ekstra mesai olursa yani. 17 bin 2 lira. Evet. Ama emekler sizden daha az alıyorlar. Tabii ki. Evet. 10 bin ortalama lira. Ortalama 13 bin lira falan bildiğim kadarıyla bir emekler. Evet. Evet. Hala 10 bin lira alanlar var. Var. Evet. Hani vicdan? Ya öyle bir şey aramamak lazım zaten. Yani vicdan olsa böyle olmayız. Hala bunu idrak edemedik yani hiçbirimiz. Peki ne olacak bizim? Bak yeni yaptık daha seçim. Geçen sene yaptık. Bir evet. Sene oldu. Bir sene önce bu millet dedi ki Erdoğan'a bunca yıldır yönetiyorsun 22 yıldır 21 yıldır. Evet. Al sana bir 5 yıl daha dedi. Evet. Demek ki millet memnun. Ya orası uyandılar mı ne dersiniz? Yani bence bilmiyorum ama yani orası da göreceli. O %52'lik payda bile bir şüphem var. Acabalarım var yani. Ama bak belediye seçimlerinde tam tersi oldu. Yani insanlar gerçekten her şeye geçmiş. Ya diyor işte ben diyor yedirtmem. O mevzu o değil. Sen kendini yedirttiriyorsun. Farkında değilsin. Ülken bitiyor. Öyle bir şey yok, öyle bir şey. O zaman teknoloji yoktu, hiçbir şey yoktu. Vatanı kurtaranlar enayi miydi? Atatürk'ün peşine düşüp, arkadaşlarının peşine düşüp o adam için savaştı. Niçin savaştı? Bize tertemiz ülke bıraktı. Tamam sen de geldin. Güzel yönet. Hep dur başımızda. Yani hep bir nasıl diyeyim dürüstlük ve laiklik çerçevesi içinde hep beraber yaşayalım insancıl bir şekilde. Eğer bir şehirde fakir insan varsa mutlaka o şehrin yöneticileri o fakir insanların haklarını yiyorlardır, haram yiyorlardır tamam diyor. O Hazreti biraz Ömer'in değiştirmiş, sözleri. Oradan esinlenmiş. Evet. Peki bugün geldiğimiz noktada? Valla bir nefeslik ömrümüz var. Herkes öbür tarafa gittiği zaman hesabını verecek. Ben bir kişinin hakkına girdiysem bir kişinin hesabını veririm. O insan eğer
80 milyon insanın hakkı neydiyse onun hesabını hiçbir zaman veremez. Yeni açılan bakarsak evet öyle ama ahiret dönemini bekleyip de ya o da Allah hesap sorsun dersek burada bir enayilik yapmış oluruz. Ya, o zaman da Atatürk ya da geçmişimizdekiler Allah hesap sorsun deyip de bıraksaydı. Niye bırakmadı? Allah'a bıraksaydı o zaman. İnancımız tam. Ama şimdiki yetişen gençlerin de artık hiçbir şekilde umudu yok. Her gün saçma sapan yasa. Her gün ya sen sokakta yatan bir kediden, bir köpekten ne istiyorsun? Sence niye bunu gündeme getiriyorlar? Başka gündemi değiştirmek için. İşte az önce konuştuklarımızı konuşmayalım. Altında yatan çok şeyler var. Bak ben şey anlamam ama ben biraz zeka mantıksal iş. Hani onu yürüteceksin. İlla ki orada çalışıyor, mecliste duruyor olman gerekmez. Yani gerçekten araştıran, akıllı, tek yönlü düşünmeyen, çok araştıran insanların yapabileceği şey çoklu düşünmek olur. Yani hani böyle nasıl diyeyim, kalkıp da işte tek bir adam veya tek bir bilmem ne kadın onun peşine takılı kalırsan aynen böyle saçma sapan yasalara maruz kalırsın. Bugün hayvana çıkar, yarın sana çıkar. Öbür günde yaşlılar, yaşlandı zaten, emekli maaşları bizim boynumuzu büküyor. Yapın ötenizi derler hastanede, biter işleri. Oy vermeyeceğim ben. Vicdan? Ben oy vermeyeceğim. Bak, daha önce verdin bak. Mi? Ben AK Parti'ye bu ay vermedim. Seçimde ne oldu? Bak CHP aldı. Ben yine vermeyeceğim. Ben yine vermeyeceğim. Yok AK Parti yine vermeyeceğim. AK Parti'ye yine oy vermeyeceğim. Ben bitti. AK Parti bitti. Bir dakika. Geçen sene bu Suriye'de gitti sonra oy bitti. Tamam, benim için bitti. Sen vermediği zaman senin oyunu ampule gidiyor ister istemez. Yok. Ne yaparsan. Yani ben vermeyeceğim yani. Ben yemin ettim vermeyeceğim yani. Peki geçen sene. Önceden verdim. İlk dönem verdim ama şu an vermiyorum yani. Abi ülkemde müdahale istemiyorum kardeşim. Tamam. Yapacak bir şey yok. Her yerde onlar var. Abi 2 ay dedik, 3 ay dedik. 10 sene oldu abi. Yeter abi. Misafirlik bu kadar uzun sürmez. Abi 3 ay dedik, 1 sene dedik, 2 sene. Kardeşim ben kendimiz ülkemde... Kendimizi yabancı hissediyoruz değil mi? Evet abi, abi nereye gitsen? Abi nargile içiyor adamı ayak üstünde. Sen de hiç... İt gibi çalışalım, onlar paşalar gibi yaşasınlar. Ben sıra kardeşim, abi böyle olmaz ki abi ya abi. Bunlar gitsin abi, artık yeter abi, vallahi yeter abi ya abi. Hayatlarını yaşıyorlar gerçekten, adım başı onlar var. Her dükkan Suriyelilere ait. Bunları kim getirmişti ya? AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan, selamım var. Recep Tayyip Erdoğan. Biz onu evet seviyoruz. Az da verse, çok da verse Recep Tayyip Erdoğan. Seviyorum diyor. Seviyorum tabii. O da seni seviyor mu? Seviyor tabii. Gel geçinebiliyor mu onu söyle. Ya biz de seviyoruz canım. Ben oğlumun adına Tayyip vermiş bir insanım yani. Yani ben de Tayyip Erdoğancıydım yani ölümüne kadar. Yani şimdi aç köpek ne demek? Hayır. Aç köpek ne demek? Belki aç değildir canım. Yok iyidir, boşver. İngilizce gittiği yeri bileceksiniz. Ben, tamam sonra. Abicim tamam. Yani öyle şey olmaz yani. İnsanlara hakaret etmeyin yani. Şimdi bu insani olduğunu, yani bunun insani olduğunu kimse zaten söyleyemez. Tamam mı? İnsani değil ama şimdi şöyle bir şey var. Ben şunu merak ediyorum yani. Hani ben neyse boş verin yani. Ya, tamam abi boş ver. Şimdi 20 demek sene biz destek yok. Verdik Tayyip Erdoğan'a. 20 sene arkasından gittik. Doğru olduğuna inandık. Doğru yaptığına inandık. Hala da ben zamanında verdiğim oyların arkasındayım yani. Peki, o gün doğru olduğuna inanıyordum yani. Ya o gün doğru olduğuna inanıyorum yani. Bugün hayır, kaldırıldı tamam, diyorsun şimdi. Başka ya aynen öyle. Ben de verdiniz. Siz de verdiniz. Bugün zamanında verildi evet. Bugün de insanların ben seçeneği olmadığını düşünüyorum yani. Neden? İnsanlar diyor ki mesela ya işte teröristlerle bütün teröristlerin işte şer odaklarının, mihrakların toplandığı yer olarak görülüyor muhalefet partisi. Dolayısıyla insanlar oraya gitmeye korkuyor. Doğrudur yanlıştır. Algı yaptılar ama. Ya algı, şimdi algı da algı olmayan yerler de var yani. Ama kendileri de görüştü. Tamam işte onu söylüyorum yani zamanında şimdi görüşürken teröristlerle işbirliği yapıyor diye hakaret edenler, sövenler, devlet olarak görüşenler, Oslo'da yargılayacağız diyenler bugün kucak kucağa canım. Şimdi bu da doğru değil ki. Bu doğru mu oluyor yani? Şimdi sen yaptığın zaman yanlış sövüyorsun, hakaret ediyorsun. Ben yaptığım zaman doğru oluyor yani. Bugün Selahattin Demirtaş'a şey selam olsun. Şey, hükümet görüşüyor diyorlar AK Partililer mesela. Ya, böyle bir savunmaları tamam, var. Ya, savunmaları diyor. Olduğu halde küfür edilmedi mi? Hakaret edilmedi mi? Siz şöyle şöyle yapıyorsunuz demedi mi? Onlar da siz Atatürk'ün itlerisiniz demediler mi zamanında? Bunlar söylenilmedi mi? Ama şimdi onları yapanlar sanki hiç onlar değilmiş gibi. Şimdi ona selam olsun, buna selam olsun. İnsanlar korkuyor. Evet insani değil. Bugün 15 bin lira ev kirası veriliyor. 12 bin 500 lirayla geçinmeye mahkum ediliyor. Bugün bir pazara gittiğin zaman 1000 lira, 2000 lira pazar parası tutuyor. Evet haklısınız. İnsanlar insani olarak yaşayamıyor. Evet Suriyeliler problem. Mülteci problemi var. İnsanlar bugün... yani arsız bir şekilde insanları rahatsız ediyor. Bugün bir parka gidiyorsun, rahatsız oluyorsun. Çoluğun çocuğun dışarıya çıkmıyor. Evet, hepsinden rahatsızsın ama şunu söylüyorum. Şimdi 12 bin lira, 12 bin 500 lira veriliyor. Evet, 30 sene, 40 sene. Şimdi diyor ki mesela çalıştım diyor. Ben diyor emekli oldum diyor. Yahu bu iktidar 20 senedir var. Diğer 30 sene ne yaptın? 30 senede niye ev araba sahibi olamadın? Yok, bak şimdi bak. Şunu söyleyeceğim. Araya girebilir miyim lütfen?
eski dönemin zaten çok iyi olduğunu söyleyen yok. Fakat Erdoğan hayır gelmişti. Şunu, bunları yerine getirecek. Tamam. Getirmedi. Ya getirdiği zamanlar da oldu canım. İnsanlar 0.69'dan ev sahibi oldu. 60 ay kredi çekip. Erdoğan gitsin. Kimsenin bildiği yok. Benim 8 tane arkadaşım şehit olmuş. Ben gidip onlara mı oy vereceğim? Ben vermem abi. Var, kiminle? Ben bunun vermem. Muhalefetle ne alakası var ben anlamadım. Ya sen gidip adamlarla geleceksin kucak kucağa. Aynı şeyi Erdoğan oluyor. Yapmadı mı AK Parti? Ya abi iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlara bir şey söyleyebilirim. Bitireyim ondan sonra arkadaş söylesin. Ya arkadaşın hassasiyeti başka bir konu da. Ha ben yani IMF'den borç alarak mı memura, emekliye 20 bin lira 30 bin lira para verilecek. Peki, ekonomiyi ya bu nasıl hale yapılacak? Kim ya haklısınız. Onu mesela zaten eleştiriyoruz. Bunca zamandır vergi alınmamış. Tayyip Erdoğan gitsin zaten. Yeter artık zaten. İnsanların canına tak etti zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok. Ben diyorum ki sana bunun yerine koyacağımız ya öyle ya şimdi bunu aldık bunu aldık bunun yerine bir şey koyacağız. Denemeden anlayamayız. Tamam tamam haklısınız. İşte ben diyorum ki yani getirelim de. 23 kim olursa babamın oğlu olsa bile 23. İşte getirdiğimizin projesine ne yapmayı planlıyor yani onu söylüyorum yani. Gülünç bir haldeyiz. Beni arkadaşım da bir yere çay içmeye davet etti. Korkuyorum utanıyorum çünkü kira var. Her şey var. Gıda marketin faturası. Hani git sen emeklisin Serpil sen verme diyor bana. Yani artık dilencilikten daha beter durumdayız. Yazık günah değil mi ya? Biz emekliyim ve engelliyim. Ya şunu düşünemiyor muyuz ya? Biz kimsenin devletin parasını almıyoruz biz. Biz bizden kesilmiş primlerin parasını alıyoruz. Birikmiş paramızı alıyoruz. Niye bu kadar zor? Niye milletvekilleri o kadar çok para veriliyor ki? Yazık günah değil mi ya? Sadece ya niye fakirleri? Vergi borçları sıfırlananlar var bir de. Yani asıl ben... Asıl bence milletvekillerine hep veriliyordu. Bence bu? Asıl problem o yani. Ama makas bu kadar açık şimdi değil. İnsanların gözünün içine baka baka emekliye veremiyorum deyip de 6 tane 5 tane çeteye vergilerini affettiği zaman bu insanlar o yüzden zaten çıldırıyor. Hep küfür ediyor, hakaret ediyor zaten. Yoksa kemer sıkmaya geldi. Zaten sigorta bize hiç yok. Tamam, ilk önce ablacığım, ilk orada bir arkadaşla kapatacağım. Son sözünü alayım. Tamam. Lütfen artık yalvarıyorum. Yani Türkiye'mizi geri istiyoruz. Ben gerçekten artık bu gitti zaten. Bizim çocuklarımız çok ziyan bir şekilde olacak. Ben 3 bin lira kira verirken beni ev sahibim çıkarttı. Suriyeli koydu 10 bin liraya verdi. Şimdi suç bizde mi? Onlarda mı? Suç kimde abi? Bu düzenin bir şey diyeceğim abi. Tamam da bak abi biz ahlaki değerlerimizi orada marketlerde denetlenmiyor yani hiçbir şey denetlenmiyor. Kim denetecek? Devlet denetleyecek. Kim denetleyecek? Abi yöneten irade. Yani abim bak biz ahlaki yönden manevi yönden gerçekten çok büyük bir zarara uğradık. Buna şimdi ben bak bu benim çok ağrıma gidiyor. Tamam ben 3000 liraya oturmayayım. 5000 liraya ama sen beni çıkartıp bahane edip ben çalışıyorum abi. Usta yardımcılığı 35 bin lira para alıyorum abi. Ellerimin hali bu bak abi. Ben hiç yani bu yanlış anlamayın. Hani alın teriyle kazanıyorum. Ve şu anda da bak abi ek iş yapıyorum kendime. Ek işe gidiyorsun. Boşta durmuyorum. Yani bak sinirden inanın elim ayağım titriyor. Bugün ben 3 bin lira kira verirken eğer 10 bin liraya çıkıyorsa ve sonra başka bir bahane bulup da 20 bin lira yapıyorsa abi biraz da kendimizi sorgulayalım abi.